Mustafa Hoca bir şey söyledi. Kulüs için nasıl oynayıp oynayamayacağı maç saati, maç günü belli olacak dedi. Evet, bu demektir ki oynayacak. Kulüs için çıkardığımız anda orada kim oynayacak? İşte burada iki kişi devreye giriyor. Tabii herkesin bir Alihan. Şimdi geçen maç kötüydü. Alihan'ın maçı kötüydü. Evet, bir de diyorlar ki şimdi beşli stoper yapacağız, beşli defans yapacağız. Acaba ikisi birden mi oynayacak? Bir de bu geliyor aklına. Yani ikisini birleştirip bir kulis hiç mi yapalım diyor acaba? Belki de Mustafa olabilir. Mustafa Hoca. Şey yapabilir yani 3-5-2'nin 5-3-2 ya da 5-4-1 versiyonunu oynayabilir. Çünkü kulis hiç gerçekten yani savunma sıkıntılı. Savunma beşli, önünde 4 tane oyuncu orta sahada. Şimdi tek forvet Orgil. Akla başta. Şey de geliyor. Şimdi beşli savunma yaptığında iki stoper oynadığında stoper mevkisinde yedek kulübesinde kim olacak? Evet. Yani bu sıkıntı. Ya orada yani. İşte birisi sakat. Ama şöyle bir şey var. Oynarsa bir libero gibi oynar stoper. Geriye kayıklan. İki tane gerçek stoper sağ bek sol bek oynayacak. Bundan başka beşli savunma oynama şekli yok. Ya da şunu ön libero'ya getirecek bir tanesini. Ön libero zaman zaman stoperlerin arkasına eğer yarışını oynatacaksa boşluklarına kaçacak. Başakşehir maçını izlediyse Mustafa Kaplan direkt stoper olarak oynatmaz. Ön libero oynatması daha avantajlı. Da çünkü arkasında ya. Bir adam olsun onun sektirdiği topu en azından birilerinin alma ihtimali kalsın. Aynen öyle. Çünkü Yalçın yeşi geriye artık geriye dönüşlerinde refleks o kadar kuvvetli gelmiyor bana. Yani Başakşehir maçında ben kilit noktayı Kulusiç'in sakatlanması olarak görüyorum. Yalçın'ın o ön libero'da oynamasına nasıl bir dezavantaj sağlar? Yalçın arkadan top çıkma ihtimali olmayacak. Moken oyun kuruluşuna bir şey dediğim yok ama defansif yönünün ben Moken'in de kötü olduğunu ben düşünüyorum. Ben de o yüzden. Kulusiç'in bu maç oynamamasının ciddi bir handikap olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence yani, oynayacak. Bence oynayacak gibi geliyor. Ben inşallah oynar diyorum. Cumartesi sabah oynamasına karar verdim. Antrenmanlarda iyiydi Kulusiç'in.